İyi akşamlar sayın seyirciler. Saatler 19'u gösteriyor. 12 Haziran gündemiyle BRT Ana Haber'de karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarına başladı sayın seyirciler. Bakan Çavuşoğlu bu çerçevede sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Resmi ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarına başladı. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları çerçevesinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle Beyaz Ev'de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer aldı. Çavuşoğlu daha sonra da vatandaşlarla bir araya geldi. Sayın seyirciler, ülkemizdeki temasları çerçevesinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapılan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya geldik diyen Çavuşoğlu mesajında dün, bugün ve daima birlikteyiz. Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz ifadelerine değer verdi. Beyaz Ev'deki toplantıda Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer almıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarına yarın devam edecek. Çavuşoğlu bu çerçevede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla görüşmeler yapacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin yarınki bölümünde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetleri Kıbrıs sorunu ve bu çerçevede ulusal davayı ilgilendiren konuları görüşecek. Konuk bakan yarın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortakları ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis cuma günü Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Rum yönetimi başkanı Anastasiadis ile görüşecek olan Yunanistan Başbakanı temaslarının yanı sıra Disi Partisi'nin kurultayına da katılacak. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Disi'nin 17-19 Haziran'da gerçekleştirilecek kongresine katılmak üzere Güney Kıbrıs'a gidecek. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile koordinasyon görüşmesi yapacağı açıklanan Mitsotakis'in temaslarına ilişkin olarak Rum basınında yer alan haberlerde Mitsotakis ile Anastasiadis'in cuma günü saat 11'de Rum Başkanlık Sarayı'nda görüşeceği ifade edildi. Rum Yönetimi Başkanlığı basın sözcüsü Andreas Yosif, saraydaki görüşme için özellikle bu dönemde kapalı Maraş'ta devam etmekte olan Türk provokesi ve Türkiye'nin gerek Kıbrıs'a gerek Yunanistan'a yönelik kabul edilemez ve tahrikkar tavrıyla Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümüne dair revizyonist yaklaşımı masaya yatırılacak ifadelerini kullandı. Anastasiadis ve Mitsotakis aynı gün akşam saatlerinde başlayacak DC Kongresi'ne de katılacak. Maliye Bakanı Sunat Hatun ülkenin elektrik ihtiyacının karşılanmasının artık sorun olmaktan çıkması için çalıştıklarını, bunun için kısa ve orta vadede sonuç verecek çalışmalara başlandığını belirtti. Hatun, elektrik sorunu yaşamak bizim kaderimiz değildir. 2017'deki gibi bu sorunu çözeceğiz dedi. Maliye Bakanı Sunat Hatun, elektrik kesintilerinin başlıca nedeninin yapılamayan yatırımlar, arızalar ve mali güçlükler olduğuna işaret etti. Hatun, yapılan çalışmalar ve Türkiye'den gelecek iki jeneratörün Temmuz ayının ilk 10 günü içinde devreye girmesiyle beklenmedik durumlar haricinde elektrik kesintileri sona erecek. Yapılamayan diğer yatırımlar ve anlaşmaların yapılmasıyla da sorun geride kalacak dedi. Maliye Bakanı Hatun, kesintilerin başlıca nedenlerinden biri olan İskele ve Gönyeli Yeni Kent'in sorunlarının aşılması için her geçen gün gelişen bu iki bölgeye acilen 20-25 megawatt kapasiteli trafolar kurulacağını belirtti. Hatun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcut elektrik enerjisi üretimi, yaşanan sorunlar ve yapılmakta olan çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.
Sunat Atun açıklamasında şunları kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Akıllı davranır, gerekenleri yapar, anavatan Türkiye ile yakın işbirliğini sürdürürsek kısa zamanda birçok konu sorun olmaktan çıkacaktır. Şu anda Kıptek'in 256 megawatt, Aksa'nın 148 olmak üzere toplam 404 megawatt kurulu gücümüz vardır. Arızalı makina ve düzenli bakım süreçleri nedeniyle şu anda toplam 320 megawatt operasyonel üretim kapasitemiz vardır. İhtiyacımız giderek artmaktadır. Dolayısıyla yapmamız gereken kısa ve orta vadeli çalışmalarla üretim kapasitemizi artırmak, arızalarımızı gidermek, yatırımlarımızı yapmaktır. Tamamlanan yatırım planlamasına göre İskele ve Gönyeli Yenikent bölgelerine acilen 20-25 megawatt kapasiteli trafo yatırımlarıyla bölgesel olarak trafo yatırımları yapılacağını ifade eden Atun, bu yatırımların 10 yıllık bir öngörüyle 2016 yılında yine kendi bakanlığı döneminde planlandığını belirterek bu yatırımların 2020 yılında tamamlanmış olması gerektiğini aktardı. Türkiye'den 25 megawatt kapasiteye sahip iki jeneratörün Türkiye tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kullanımına verildiğini anımsatan Atun, Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le yaptığı telefon görüşmesinde jeneratörlerin nakliyesine ilişkin ihalenin tamamlandığını ve içinde bulunduğumuz hafta dahilinde yüklenmesinin yapılacağının kendisine bildirildiğini söyledi. Atun söz konusu iki jeneratörün Temmuz ayının ilk 10 günü içerisinde kurulumları tamamlanarak devreye girmesini öngördüklerini kaydetti. Aksa'yla yaşanan sıkıntıların da aşılmakta olduğuna değinen Atun, bir senedir ödenmemiş olan 1,2 milyar TL tutarındaki borç stokunu kamu borcuna dönüştürerek 500 milyon TL'lik bölümünü bütçemizden ödemiş bulunuyoruz. Geri kalan borç içinde ilgili şirkete vadeli bono ihracı yapılmış ve borcumuz kapatılmıştır dedi. Halkımız ve sektörlerimiz elektrik faturalarından yakınıyor ama pahalılığın nedeni dünyadaki fiyatlardır. Elektrik ücretlerinde temel belirleyici unsur halk arasında mazot diye anılan fuel oil'dir diyen Atun, ama tabii bu halkımızı ve sektörlerimizi bu pahalılık karşısında ezdireceğimiz anlamına gelmez. Herkesin bildiği üzere yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında halkımızın alım gücünü korumak, sektörlerimizi desteklemek için halen devam eden çalışmalarımız söz konusudur ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, Girne-Alsancak Anayolu 2. etabı için ihaleye çıkıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yolun yerel kaynaklar kullanılarak açılan ihale ile birlikte tüm altyapısıyla tamamlanıp daha güvenli bir şekilde hizmet vereceğini söyledi. Girne Sahil Şeridi'nin batı bölümündeki Girne-Alsancak Anayolu'nun ikinci etabı için ihaleye çıkıldı. Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ihaleye son başvuru tarihi 13 Temmuz olarak belirlendi. Şartnameye göre yaklaşık 26 milyon TL bedel ayrılan ihaleyi kazanan firmanın projeyi 180 iş günü içerisinde bitirmesi gerekiyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü tamamlanamayan yolun yerel kaynaklar kullanılarak açılan ihaleyle birlikte tüm altyapısıyla tamamlanıp daha güvenli bir şekilde hizmet vereceğini belirtti. Arıklı, Girne'nin batısında yaşayan vatandaşlarımız uzun zamandır yolun tamamlanamaması nedeniyle zaman kaybediyor, fazladan benzin harcıyor ve psikolojik olarak yıpranıyordu. İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte bu olumsuzluklar bir nebze olsun giderilecek, bölgeye ve ülkeye şimdiden hayırlı olsun dedi. Bölgenin trafik sorununa kesin çözümün Alsancak'tan Geçitköy'e kadar olan güzergaha bölünmüş yol yapılması olduğunu belirten Arıklı, bu konuda Karayolları Dairesi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü ve en kısa zamanda sonuç alınmasının beklendiğini kaydetti. Girne-Alsancak bölünmüş anayolu 2. etap yol yapım işinde Hasan Uzun Petrol önündeki Dönel Kavşak'tan Yeşiltepe Benzin İstasyonu arasındaki eksik kalan işlerin tamamlanması ve Yeşiltepe Benzin İstasyonu'yla Yeşiltepe Kavşağı arasındaki bölünmüş yola çıkarılması sağlanacak. Altyapı, temel asfalt işleri, sanat yapıları, trafik güvenliği işleri ve aydınlatma altyapısının yanı sıra su, ishale ve telekomünikasyon altyapısını da içeren ihaleye, inşaat encümenine teknik işlerde kayıtlı, birinci sınıf teknik karnesi almış müteahhitler bireysel iş ortaklığı konsorsiyum oluşturarak katılabilecek. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10'da toplanacak. Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre toplantının gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim araştırma yerleşkeleri kurmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin onay yasa tasarısı
ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor. Ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi'nin 9 Haziran tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararı gösteren cetvel de gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Açık Pazar'da esnaf ve halkla görüştü. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Açık Pazar'da esnaf ve halkla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek pazardan alışveriş yapan Tatar, esnaf ve üreticilerle de ülke gündemi ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Lefkoşa Açık Pazar ziyaretinde Tatar'a Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garapli eşlik etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefke Ceviz Festivali ile Güzelyurt Açık Pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefke'de 12.si düzenlenen Ceviz Festivali'ni ziyaret etti. Başkan Töre bu kapsamda festival çerçevesinde düzenlenen etkinlikleri izlerken standları da ziyaret etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Töre alışveriş de yaptı. Lefke'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güzide yerlerinden biri olduğuna değinen Töre, festivalin 12. kez gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Töre ayrıca bölgelerin kendine has ürün ve kültürlerinin ön plana çıkarılmasının önemine değindi. Pandemi dönemi sonrası ertelenen birçok aktivitenin bugünlerde gerçekleşiyor olmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Töre, bu tür etkinliklerin son dönemde yaşanan birçok sıkıntıya rağmen halk için büyük bir moral ve motivasyon olduğunu belirtti. Töre, festivali ziyaretinin ardından Güzelyurt'a geçerek burada bulunan açık pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Töre, pazardan alışveriş de yaptı. Ötüken Çemberi ile Ötüken Köyü arasındaki yol 20 Haziran'a kadar trafik akışına kısmen kapatıldı. Köy yolları yenileme çalışmaları kapsamında Gazi Mausana yolu üzerindeki Ötüken Çemberi ile Ötüken Köyü arasındaki yol 20 Haziran'a kadar kısmen trafik akışına kapalı olacak. Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu tarihler arasında ulaşım Ötüken Köyü Long Beach Çemberi üzerinden servis yoluyla veya Kuzucuk sınır üstü güzergahından sağlanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısı da yapıldı. Bültenimize dış gelişmelerle devam ediyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi sayın seyirciler. Su dolan caddelerde araçlar mahsur kaldı. Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi. Başkent Ankara'da etkili olan yağışlar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de sele kapılarak kayboldu. Türkiye'nin birçok bölgesi sağanak yağmur ve fırtınanın etkisi altına girdi. Başkent Ankara'da aniden bastıran sağanak kısa sürede etkisini artırdı. Yollarda su seviyesi yükseldi, mazgallar taştı ve bazı yollar göle döndü. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte çok sayıda ağaç yollara devrildi. Sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise kayboldu. Ankara Valisi Vasif Şahin, sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sel nedeniyle meydana gelen hasarın giderilmesi amacıyla çalışmalara devam edildiğini söyleyen Şahin, toplam 188 kişiden oluşan 3 profesyonel ekibin bölgede olduğunu açıkladı. Mağdur durumdaki kişilere gerekli yardımların yapıldığını belirten Şahin, bölgede besicilik yapanların büyük kısmı hayvanlarıyla beraber başka bir yere nakledildi. Yem eksiği olan vatandaşlarımıza da ilgili kurum ve kuruluşlarımızla belediyemiz yem takviyesinde bulunuyorlar bilgisini paylaştı. Şahin, kayıp vatandaşın bulunması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatarak, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek ama şu andaki mevcut veriler her türlü ihtimale açık durumda," dedi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün METO uyarı sisteminde 39 il için sarı kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Fransa'da halk genel seçimin ilk turu için sandık başına gitti. Seçimde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Ensemble ve aşırı solcu Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki NUPES ittifakları yarışıyor.
Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerin ilk turu başladı. Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk ulusal mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi yerel saatle sabah saat 8'de başladı, 18'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20'ye kadar oy kullanılabilecek. Seçimde 6.293 aday milletvekili olmak için yarışıyor. İlk turda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak. Seçimlerin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turuna %12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek. Bu yılki genel seçimlerde iki ittifak öne çıkıyor. Nisan ayındaki Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda üçüncü olan aşırı solcu boyun eğmeyen Fransa Partili Luc Mélenchon'un girişimiyle tarihi adım olarak nitelendirilen boyun eğmeyen Fransa Partisi, Yeşiller Partisi, Sosyalist Partisi ve Komünist Parti'yi kapsayan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği İttifakı kuruldu. NUPS İttifakı mecliste salt çoğunluğu alarak Mélenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor. İkinci kez Cumhurbaşkanı seçilen Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor. Fransız basını son günlerde Macron'un liderliğindeki ittifakın mecliste çoğunluğu elde edemeyebileceğini yazıyor. Sayın seyirciler, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsüne kavuşması açıklamasının yakın zaman içinde yapılması bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hafta sonunda yeniden Ukrayna'ya gitmesi, Brüksel'in Ukrayna'nın birliğe üyeliği konusunu ciddiye aldığını vurgulamak amaçlı bir mesaj olarak yorumlandı. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsüne kavuşmasına ilişkin resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor. Öte yandan bu konuda AB üyesi ülkelerin ikiye ayrıldığı da görülüyor. Birliğin ağır topları Fransa ve Almanya, Kiev'e üye ülke statüsü verilmesine şüpheyle bakanlardan. Önümüzdeki haftalarda AB komisyonu Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın üyelik için yaptığı başvurulara dair kararını açıklayacak. Bu konu 23 ve 24 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne de damgasını vuracak. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Cuma ve Cumartesi günleri yaptığı açıklamalarda ülkesine aday ülke statüsü verilmesi yönündeki çağrılarını tekrar vurguladı. Aday ülke statüsünü kastederek Ukrayna'nın gri bölgeden alınması gerektiğini belirtti. Zelenski, Avrupa Birliği'nin Ukrayna halkının Avrupa ailesine aidiyetine ilişkin sözlerin rüzgara söylenmiş sözler olmadığını kanıtlama fırsatına sahip olduğunu da vurguladı. Sayın seyirciler, yeniden yurttan haberlere dönüyoruz. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği bu akşam saat 21'den itibaren meclis önünde özgürlük için 24 saat eylemi başlatıyor. Eyleme çeşitli sivil toplum örgütü ve sendikaların yanı sıra ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi de destek belirtti. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 3 yasada yapılması öngörülen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünün ortadan kaldırılacağı ve düşünceyi suç kapsamına alacağı gerekçesiyle başlattığı eylemleri kapsamında bu akşam saat 21'de meclis önünde özgürlük için 24 saat eylemi düzenliyor. Gazeteciler Birliği, tüm gazetecileri, demokrasiye ve özgürlüklere değer veren siyasi partileri, sivil toplum örgütleri ve sendikaları eyleme destek vermeye çağırdı. Toplumsal Varoluş platformunda basında örgütlü sendikalar yarın sabah 10-12 saatleri arasında 2 saatlik grevle Gazeteciler Birliği'nin düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik yapacağı eyleme destek verecek. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkililerinin de eylem yerini ziyaret ederek destek bildirmesi bekleniyor. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin eylemine ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi de destek belirtti. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada ifade ve düşünce özgürlüğüne hep birlikte sahip çıkacağız denilerek Gazeteciler Birliği'nin eylemine destek bildirildi. Açıklamada Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, gayrimeşru hükümetin ifade özgürlüğünü kısıtlama amacıyla meclise taşıdığı yasa tasarılarına karşı geçtiğimiz gün eylem başlatmıştır. Özgürlük senden büyük, dokunma kampanyası çerçevesinde örgütlenen medya mensuplarına CTP olarak desteğimiz tamdır denildi. Kıbrıs Türk Memur Sendikası Memur Sen fiyat artışlarını protesto eylemi başlatıyor. Bu amaçla yarından itibaren ülke genelindeki devlet dairelerinde eylem yapılacağı açıklandı.
Kıbrıs Türk Memur Sendikası Memursen, hükümetin politikalarını protesto etmek için "zamlara hayır diyoruz" sloganıyla ülke genelindeki devlet dairelerinde eylem yapacağını açıkladı. Memursen'den yapılan yazılı açıklamada eylem çerçevesinde el broşürü dağıtılacağı belirtilerek çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve devletten maaş alan diğer kesimlerin sesi olunacağı kaydedildi. Açıklamada aynı hafta içerisinde 15 Haziran Çarşamba günü Başbakanlık ışıklarında sabah 7-8 saatleri arasında eylem yapılacağı da duyuruldu. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası dün gerçekleşen kolej giriş sınavlarını eleştirdi. Sendikadan yapılan açıklamada çocukların gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir ölçme değerlendirme modeli talep edilirken tüm çocuklarımızdan böyle bir stresi yaşadıkları için toplum adına özür dileriz de ifadeleri kullanıldı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, kolej giriş sistemini eleştirerek çocukların gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir ölçme değerlendirme modeli talep etti. Gelener, "tüm çocuklarımızdan böyle bir stresi yaşadıkları için toplum adına özür dileriz" dedi. Gelener yaptığı yazılı açıklamada yıllardır adil bir kolej giriş sınavı sistemi yaratılmadığını belirterek mevcut kolej giriş sisteminin hem eğitim sisteminde hem de okullarda çeşitli sorunlar yarattığını, ayrıca birçok önemli toplumsal sorunu da beraberinde getirdiğini kaydetti. KİTÖS Eğitim Sekreteri Gelener açıklamasında "çocuklarımızı yıllardır bu şekilde bir yarışmaya ittiğimiz için üzgünüz. Böyle bir düzen içerisinde emek harcayan her çocuğumuzu kucaklar, tüm çocuklarımızdan böyle bir stresi yaşadıkları için toplum adına özür dileriz" ifadelerine yer verdi. Gelener, KİTÖS'ün mevcut kolej giriş sistemine alternatif yöntemleri tüm paydaşların katılımıyla tartışmaya ve çocukların eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi yaratmaya hazır olduğunu belirtti. Süleyman Gelener, Eğitim Bakanlığı'nın da tüm paydaşların temsil edildiği ve 286 kişinin katıldığı 5. Eğitim Şurası'nda kolej giriş sistemi ile ilgili alınan kararlara sahip çıkması ve uygulamaya koyması çağrısını yineledi. Sayın seyirciler, Güzelyurt Lefke ana yolunda 7 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Keziban Konuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 7 Haziran'da Güzelyurt Lefke Anayolu'nun 1 ila 2. kilometreleri arasında Hatip Sanmaz yönetimindeki ZNU 290 plakalı salon araçla Ömer Konuş yönetimindeki HC 207 plakalı salon araç yüzle çarpıştı. Keziban Konuş hastanede tedavi görüyordu ancak kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Girne'de geleneksel olarak düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasına katılan karikatürcüler portre karikatür çalışması yaptı. Çeşitli ülkelerden gelen konuk karikatürcülerin etkinliğine vatandaşlar, turistler ve genç çizerler yoğun ilgi gösterdi. 21. Uluslararası Zeytin Festivali 2022 kapsamında düzenlenen 11. Uluslararası Karikatür Yarışması için Girne'ye gelen misafir karikatürcüler Girne Ramadan Cemil Meydanı'nda portre karikatür çalışması yaptı. Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre etkinliğe vatandaşlar, turistler ve genç çizerler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliği ziyaret eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de karikatür sanatçılarını kutladı. Portre karikatür çalışması etkinliğinde Spiro Rudolovic, Sırbistan, Marian Avramescu Romanya'dan, Serhan Gazioğlu Kıbrıs'tan, Sayed Sadeki İran, Aşkın Arancıoğlu Türkiye'den, Sevda Deniz Anıl Türkiye'den, Ali Rasro İran'dan, Mehmet Selçuk Türkiye'den katıldı. 11. Uluslararası Karikatür Yarışması Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından düzenleniyor. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Vasfi Kuni, Gelmeyen Bahar kısa filmiyle Esaretten Cesarete kısa film yarışmasından ödülle döndü. Aynı zamanda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu personeli de olan Vasfi Kuni'nin çektiği Gelmeyen Bahar kısa filmi ödül alan 9 filmden biri oldu. Tema, Termopet, Medisep, Türkiye Barolar Birliği, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği ile Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı işbirliğinde düzenlenen Esaretten Cesarete kısa film yarışmasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Vasfi Kuni'nin çektiği Gelmeyen Bahar kısa filmi ödül alan 9 filmden biri oldu. Ayrıca denize giderdik.
denizde yüzerdik. Çıkınca karpuz hellimi yerdik. Çok eğlenirdik, çok. 50'nin üzerinde kısa filmin yarıştığı Esaretten Cesarete kısa film yarışmasında ödüller Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yakında o üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Vasfi Kuni'nin yönettiği Gelmeyen Bahar, başrol oyuncusu Osman Alkaş'ın etkileyici performansıyla drama kategorisi en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bu yıl 5. kez düzenlenen Esaretten Cesarete kısa film yarışması, toplumda sorun olan güncel konuların üniversite öğrencileri gözünden topluma aktarılmasını ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Yarışma bu yıl iklim değişikliği temasıyla gerçekleştirildi. 15 önemli tiyatrocu ve sinemacının yer aldığı yarışma jürisi tarafından ödüle değer görülen Vasfi Kuni'nin yönetmenliğini üstlendiği Gelmeyen Bahar filmi de iklim değişikliğine bağlı olarak doğada görülen değişimleri ironik bir dille ele alıyor. Aynı zamanda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu personeli de olan ve Esaretten Cesaret kısa film yarışmasından ödülle dönen Vasfi Kuni, Gelmeyen Bahar kısa filmiyle uluslararası festivallerde de yarışacak. Denizler yükseldi. Dedeciğim, sen benim yaşımdayken oksijen tüpü kullanmıyor muydun? Hayır, hiç kimse kullanmıyordu, kullanmazdık. Kıbrıs Adası'nın en önemli jeolojik mağarası kabul edilen İncirli Mağarayı gördünüz mü? Çınarlı Köyü'nün 2 kilometre güneydoğusunda bulunan mağarayı belete olarak sizler için görüntüledik. Çınarlı Köyü'nün 2 kilometre güneydoğusunda bulunan İncirli Mağarası'na konuk olduk bugün. İncirli Mağarası jeolojik en önemli mağaralardan bir tanesi. Geçitkale Belediyesi bünyesinde her gün hizmet veren İncirli Mağarası yerli ve yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. İsmini girişinde bulunan incir ağacından alan 8 metre yüksekliği, 311 metre toplam uzunluğu olan İncirli Mağara, Çınarlı Köyü'nün çok önemli bir simgesi. Çınarlı Köyü'nün 2 kilometre güneydoğusunda bulunan mağaranın 80 metresi ışıklandırılmış durumda. Değirmi Çam ve İncirli Mağara efsanelerini derleyen Çınarlı sakini Kamil Latif, Çınarlı Köyü ve İncirli Mağara'ya ilişkin bildiklerini Berete'ye anlattı. İncirli Mağara, İpsaro Tepelerinin, özellikle bizde iki tane İpsaro Tepesi vardır. Birine Aynagoha, birine Biladan İpsaro. Paylaştık yani Altınova'yla tepeleri. Bizimkisi bu Çınarlı Biladan İpsarosudur. Bunun işte gördüğünüz gibi batıya bakan yamacında bir incir ağacının altından girildiği için adı İncirli Mağaradır. Bu mağaranın içerisine insanın dışında hiçbir yaratık girmiyor. Mağaraların konukları olan yarasaya rastlamazsınız. Efendime söyleyeyim, sivrisinekler giremez. Üstüne üstlük girerken de fark ettiniz ki burada doğal bir klima vardır. Ve bu klima mağara gibi Tanrı'nın bize bir armağanıdır. Keşke iyi kullanabilseydik. Buraya giren insanlar bir, vücutlarının savunma sistemi çok güçlendi. Çünkü daha uzun süre burada mesela kendinizi ısıtmak veya soğutmak için enerji yakmazsınız. Dolayısıyla o enerji size kalır. İkincisi, sivrisinek girmez, hasta olmazsınız. Buraya giren insanlar o ısıtma hastalığı geçinceye kadar burada yaşadılar. Dünyanın her tarafından ziyaretçiler gelmektedir ve en son işte ilkokul kitaplarında da efsaneler okutulmaya başlayınca okullar da daha çok gelmeye başlamışlardır. Ukraynalı ziyaretçiler gördüm. Güneyden Rumlar geliyor. Dünyanın her yerinden insanlar buraya geliyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ve yabancı turistlerin ayrıca okulların uğrak noktalarından biri olan İncirli Mağara haftanın her günü ziyaretçilerine kapılarını açık tutuyor.
Sayın seyirciler, Türk kahvesi Türk kültüründe bir içecekten öte misafirperverliğin simgesi, dost sohbetlerin vazgeçilmez bir unsurudur. Gazi Mausa muhabiri Sare Özanal'ın Türk kahvesiyle ilgili hazırladığı özel haberi ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. Türk kahvesi kültürümüzde geçmişten günümüze talep edilen bir içecek olmuştur. Kahveyle ilgili merak edilenleri 3 kuşaktır kahve sektöründe faaliyet gösteren Ergün Oza'ya sorduk. Bugün sizler için kahvenin çekirdekten itibaren dost sohbetlerinin vazgeçilmezi olma noktasındaki yolculuğunu ele alacağız. Ben Ergün Oza. Ergün Oza Kahve Limited direktörü ve aynı zamanda 3. kuşağı temsil ediyorum. Evet, kahve Türk kültüründe önemli bir yere sahip tabii ki. Öncelikle kısaca tarihinden bahseder misiniz kahvenin? Kahve aslında keşfi ilk olarak bir çoban tarafından oldu. Keçi Kaldi diye bilinen bir rivayet, hikaye var. Ama bizim kültürümüze Osmanlı'dan bu yana gelmektedir. Osmanlı Türk kahve kültürünü ve aslında dünyaya, Avrupa'ya kahveyi yayan, öncülük yapan halktır diyebiliriz. Kahve nereden geliyor kahve ülkemize? Ülkemizde çeşitli ülkelerden geliyor ama ağırlık olarak Brezilya. Türk kültürünün damak zevkine en uygun Türk kahvesinde kullanılan Rio Minas, Brezilya çekirdeği. Fakat şu anda gelişen kültür ile espresso çekirdeklerinde Kenya, Costa Rica, Kolombiya tarzında kahveleri de kullanılıyor. Kavurma ile başlar. Ardından bir dinlenme süreci vardır. Çünkü kahve kavrulduktan sonra hemen öğütülemez. Sıcak olduğu için kahve yanabilir. Bundan ayrı içerisindeki bazı gazlar dışarıya salınım sağlar. Bu yüzden bir müddet dinlendirilip ondan sonra öğütülüyor. Türk kahvesi denilince akla geniş bir yelpaze de artık günümüzde mevcut. Tabii ki. Daha açık kahve var, daha koyu kahve sevenler. Bunlar nasıl elde ediliyor? Şunlar üretim aşamasında kavurmada uygulanan derecelerle alakalı, koyu, orta ve az diye belirlediğimiz. Fakat şu anda gördüğümüz bir 10 yıl içerisinde az kavrulmuşun ortadan kalkacağı, çünkü şu anda az kavrulmuşu eski büyüklerimizin tükettiği, genelde ortaya ve koyuya geçişin olduğu ve ortadan da koyuya inanılmaz derecede bir geçişin olduğu gözlemleniyor. O yüzden bu noktada vatandaşlarımızın damak zevkini sormak istiyorum size. Nasıl kahve tercih ediyorlar? Koyu mu? Koyuyla orta şu anda ağırlıklı olarak tüketilen Türk kahvesinde damak zevkimize uygun olarak değişiyor bölgesel olarak. Kahve pişirmenin makine dışında incelikleri nelerdir? Aslında tüm kahve çeşitleri özenle pişirilmesi, özenle saklanması lazım. Özellikle tüm kahveler açıldığı anda, paketi oksijenle temas ettiği anda, yani kahve açılıp oksijenle temas etmeye andan itibaren özelliğini kaybetmeye başlar. Türk kahvesi olsun, espresso olsun, filtre kahve olsun, ne isterse olsun açıldığı andan itibaren özelliğini kaybetmeye başlar. Bu yüzden de en hızlı şekilde tüketmemiz lazım. Eğer en hızlı şekilde de tüketemeyeceksek özel hava almayan en iyi şekilde oksijenden uzak tutmamız lazım. Tabii bizim ülkemiz nem açısından da oldukça yüksek ve yaz mevsimine girdik artık. Evet. Saklama koşulları kahvenin tadını etkiliyor demek ki bu noktada. Evet, etkiliyor. Bilinen en büyük yanlışlardan bir tanesi de büyüklerimizin yaptığı buzluğa koyma. Öyle aslında mi? Buzlukta kahve soğur, dışarı oda sıcaklığına çıkarttığınızda nemlenir. Çünkü terleme yapar. Aslında burada kahvenin içeriğini, özelliğini bozuyoruz bir nebze de olsa. Bu haberle bültenimizin de sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Thank you.
Basketbol Pro Lig'de Kop Spor'un finaldeki rakibi Girne Amerikan Üniversitesi oldu. Yarı final serisi son maçında Soyer Hacı Ganimleri 72-57 mağlup eden ve seriyi 2-1'e getiren Girne Amerikan Üniversitesi finale yükseldi. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 6 sayıyla üstün geçen Girne Amerikan Üniversitesi özellikle ikinci periyotta oyunun tamamen hakimi oldu ve farkı artırarak soyunma odasına 42-23 önde girdi. İkinci yarıda da elde ettiği farkı korumayı başaran Girne ekibi son periyotta rakibine farkı kapama imkanı vermedi ve maçtan 72-57 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Gayü'de Emre Kılıçaslan 18 sayı üretirken Price Okafor 14 rebound topladı. Soyer Hacı Ganimler de Manuel Payen'in 21 sayısı final için yeterli olmadı. Basketbol erkekler Pro Lig final serisinde Kop Spor'la Girne Amerikan Üniversitesi ilk maça 14 Haziran Salı günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda çıkacak. Atletizm Türksel Süper Ligi 1. kademe yarışlarının ilk gününü Enka Spor Kulübü önde tamamladı. Yiğitcan Hekimoğlu'nun da yer aldığı Enka 4x100 metrede 39.4'lük derecesiyle birinci olmayı başardı. Plaj voleybolunda sezon 21 Haziran'da başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Plaj Voleybolu Ligleri toplam 69 takımın katılımıyla yapılacak. 21 Haziran Salı akşamı Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Ligleri ile başlayacak. Büyükler Ligi ve U12 Kızlar ve U13 Erkekler Ligi 22 Haziran Çarşamba akşamı başlayacak. Plaj voleybolu ligleri 19 Temmuz gecesi tüm kategorilerde oynanacak olan final ve üçüncülük karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu genel klasmanda en iyi 8 yıldız kadın ve erkek kategorilerinde turnuva düzenledi. Federasyon salonunda gerçekleşen şampiyonada Yıldız Kızlar'da Özüm Özel'le Yıldız Erkekler'de Ali İleri birinciliği aldılar. Yıldız Kızlar'da ikinciliği Liva Çelik alırken Ecem Önder ise üçüncü sırada yer aldı. Turnuvada Yıldız Erkekler'de Tuğra Soyer ikinci olurken Arda Alat üçüncü olan isim oldu. UEFA Uluslar C Ligi 1. gruptaki 3. maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 yenen Türkiye Amirli futbol takımı 3-3 yaptı. Ay Yıldızlı ekibimizin golleri Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'dan geldi. Grubun diğer maçında ise Faroe Adaları Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları 3 puana yükselirken puanla tanışamayan Litvanya son sırada kaldı. Türkiye gruptaki 4. maçını 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya ile oynarken aynı gün Lüksemburg Faroe Adaları'nı konuk edecek. Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu 135 oy farkla geçerek başkanlığa seçildi. Galatasaray Kulübü'nün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığa seçildi. Özbek, oyların 2208'ini alırken rakibi Hamamcıoğlu ise 2073 oyda kaldı. İkinci kez başkanlığa seçilen Özbek, Sarı Kırmızılı Kulübün 103. dönem başkanı oldu. İNG Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes 2-0 geride olduğu eşleşmenin 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu 103-92 yenerek durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmada Anadolu Efes'te 6 dakika süre alan Kıbrıslı Türk oyuncu Erten Gazi 1 rebound 2 top çalma ile oynadı. Final serisinin 4. maçı 13 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası B Ligi için Bosna Hersek'e gitti. Milli Takımlar Menajeri Orçun Kamalı'nın da yer aldığı kafilede Fenerbahçe forması giyen sporcumuz İbrahim Yavuz da yer alıyor. Organizasyon 13-22 Haziran tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yer alacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar.
Alçak basınç sistemi ve nemli sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvette esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 18, Girne'de 21, Alevkayası'nda 16, Güzelyurt'ta 15, Gazi Mausa'da 19, Lefke'de 21, Yeni Erenköy'de 20, İskele'de 18 derece dolayında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 32, Girne'de 29, Alevkayası'nda 28, Güzelyurt'ta 29, Gazi Mausa'da 30, Lefke'de 26, Yeni Erenköy'de 30, İskele'de 31 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava parçalı bulutlu, hafif ve sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolayında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek olması bekleniyor. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.